radyo tiyatrosu. Kaybolan bavul. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: kadın Adile Naşit, erkek Müfit Kiper, komiser İbrahim Delideniz, odacı Hikmet Eldek, Esat Kayhan Yıldızoğlu, Affan Metin Çoban, İpsiz Gazanfer Özcan, Ömer Afif Yesari, Koca Fuat İşhan. Ay aşman, işte bu vapur da kalkıyor. Hay Allah, görüyor musun başımıza geleni? Üzme kendini hanım. Bundan sonra kine bineriz. Görüyorsun ki sık sık var. Ha, sık sık mı? Yarım saatte bir desene şuna. Öyle olsun. Yarım saat sonra kalkacak olana bineriz biz de. Ayol, öğle yemeğine davetli olduğumuzu unutuyorsun galiba. Yarım saat sonraki vapura binersek kaçta orada olabiliriz düşünsene. Çıktıktan sonra da dünyanın yolu var. Üzülmenin faydası olacak. Ne yapalım, bu iş başımıza geldi bir kere. Bavulun sahibini beklemek zorundayız. Onu kazası belası kendisine teslim etmeden hiçbir yere gidemem, bunu aklından çıkar. Allah Allah, kim dedi sana el alemin bavuluna bekçilik et diye? Bilir miydim gecikeceğini? Birkaç dakikada gidip gelirim dedi. Hmm, gelemez olsun, 10 dakikayı geçti vallahi rezalet, sofrada bekleyecekler. Gecikmemizin nedenini anlatır, özür dilerim. Laf işte, onları beklettikten sonra özür dilemek durumu değiştirir mi? Canım, elimizden ne gelir ki? Bize emanet edilmiş bir bavulu ortada bırakıp gidemezdik ya. İnsanlık mı bu? Allah Allah. Onun birkaç dakika için göz kulak olun diye bıraktığı bavulu 15 dakikadır gelip almayacak. İnsanlık mı? Elbette değil. Saygısızlığın dik alası, ama ne yapabiliriz? Birine bırakıp gidebilirdik de gala. Delirdin mi sen? Bize teslim edilmiş. Elbette ki biz sorumluyuz ondan. Senin şu sorumluluk duygun yok mu? Öldürür adamı, öldürür. Öyleyse buraya çakılıp kalmak zorundayız. Oturalım bari. Ayakta durmanın faydası yok. Üzme kendini dedim ya. Nasıl olsa bu vapur gitti. Yarım saatimiz var. O zamana kadar elbette gelir. Her yerde başıma bir püsküllü bela sarmadan edemezsin sen. Allah Allah. Benim ne suçum var bu işte canım? Almayacaktın üstüne. Bavulunuzu yanınızda taşıyın. Biz gidiyoruz diyebilirdin pekala. Sen neden demedin peki? Hem vapur saatine 15 dakika kaldığını o da biliyordu. Kendi de o vapura bineceğini söylemedin mi sana? Söyledi. Sabırsızlanıyordu bile. Gördün mü? Aslına bakarsan başımıza bu işin açılmasından sorumlu sensin. Neden? Önüne gelenle ahbaplık ediyorsun da ondan. Doğru. Bu delikanlıyla yarenlik etmeseydin, o da bu bavulu belki bize bırakmaz, başkasına emanet ederdi. Yarenlik etmiş değilim ki. Elinde bavulu görünce, yolculuğa çıkıyorsunuz anlaşılan dedim sadece. O da evet dedi. Sormasan olmaz mıydı sanki? Hem iskelede vapur beklerken biriyle çene çalmak çok gerekli mi ya? Elbette gerekli. Vakit geçirmek için ne yapılır? Konuşkan biri olsaydı bunlar gelmezdi başımıza. Sana 10 soru sorsam, birine cevap veriyorsun ancak. Ağzından laf eczacı diremiyle çıkıyor. Ay ruhum sıkılıyor seninle bir yere giderken vallahi. Tanımadığın adamlara laf atmaktan sessiz sedasız oturmak daha iyidir sanırım. Senen de dinlenmiş olur biraz. Şunun söylediği söze bak. İnsan sadece tanıdığı ile mi konuşur? Çekingen bir hali vardı. Gurbet yolcusuysa biraz teselli edeyim dedim. Günah mı? Bizim oğlan askere gidişi gözümün önüne geldi. Bavulu gördüğün her genci askere gidiyor sanma illetinden de kurtulamadım bir türlü. Oysa ki meymenetsizin biriymiş. Nereye gideceğini bile söylemek istemedi. Gençler ahbaplık etmekten hoşlanmıyorlar ne dersen. Gevezelikten hoşlanmıyorlar desen daha doğru olur. Belki de senin ardı arkası kesilmeyen sorularından kurtulmak için uzaklaştı. Öyleyse bavulunu da beraber götürseydi. Üstelik saygısızın biriymiş. Gelsin, vallahi yüzüne karşı söyleyeceğim bunu. Günahını alıyoruz belki de. Elinde olmayan bir nedenle gecikmiş olabilir. Birkaç sandviç almak için bu kadar sürer mi? Sürmez elbet. Bunu iyi söyledin. Peki ama gecikmesinin önemli bir nedeni varsa ne yaparız bey? Nasıl yani? Başına bir kaza gelmiş olmasın? Olabilir de. Kuşkulanmıyor değilim bundan. 20 dakika oldu. Bundan sonraki vapurda 25 dakikamız var. Ne yaparız gelmezse? Biraz daha bekleyelim. Gelmezse bir şeyler düşünürüz. Ne yapacaksak şimdiden düşünelim bey. Bu vapuru da kaçırırız sonra.
İstersen onu iskele memuruna teslim edelim, ne dersin? Olmaz, bulunmuş eşya değil ki bu. Ne fark eder? Bize emanet edilmiş, içinde bir şey eksilse sorumlu düşeriz. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Ancak polise teslim edebiliriz onu. İçini karakolda açıp saydırmamız gerek. Gelirdin mi sen? Ne zaman yapacağız bunu? Eğer daha fazla beklemeyelim dersen şimdi. Yürü gidelim istersen. Dünyada gidelim. Öyle sanıyorum ki gitmek zorundayız hanım. Başka çaremiz yok. Aman ya Rabbi, sen bilirsin ya Rabbi. Gördün mü başımıza gelenleri? Karakolun nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Biliyorum ben. Caddeyi geçtikten sonra hemen şuracık. Başımıza bu da mı gelecekti? Oldu bir kere. Öyleyse yürü. Yürü de kurtulalım şu Allah'ın belasından. Ya biz karakola giderken o gelirse? Aman ne yapayım canım. Gelirse arasın dursun. Çeksin saygısızlığının cezasını. Bir de onu mu düşüneceğim? Haklısın. Ne diyeyim? Aman aman. Bu baş belasını oralara kadar taşıyacağız öyle mi? Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir ucundan da ben tutayım bari. Tek başına taşıyamazsın. Oldukça da ağır. Karakol yakın. İskele memuruna söyleyelim de sahibi gelirse bavulunu orada arasın. Hadi davran bakalım. İşimiz olmasaydı burada bekleyip şu saygısıza birkaç ağır laf söylerdim doğrusu. Hadi yürü, yürü. Süleyman Efendi. Buyur bey. Masanın üstünde 2,5 lira var. 125 kuruşluk peynirle çeyrek ekmek alıver bana. Kahvaltımızı ediverelim. Baş üstüne bey. Ha. Beyaz peynir olacak ha. Gene kaşar getirirsen geri gönderirim. Gelirken de bir çay söyle. Bir çay da bana söyle Süleyman Efendi. İçeriye masama getirsin. Baş üstüne. İkinci bölge karakolu başkomiser Necdet. Ne zaman? Yaralı orada mı? Peki. Peki şimdi gönderiyorum. Ne olmuş? Büyük hanın önünden geçen birisinin tepesine beton sıva düşmüş. Hastaneden telefon ediyorlar. Gene mi? Bu ikinci. İki kere rapor ettik. Bu hanın sıvaları tehlikeli diye hala tedbir alınacak. Afan içeride mi? İçeride. Nöbet listesini hazırlıyor. Ha, onu sonra yapsın. Çağır şunu. Afan bey. Buyurun beyim. Hemen ilk yardıma git, bir kaza olmuş gene. Yaralıyı oraya kaldırmışlar. Kimliğini öğren, soruşturmasını da yap gel. Baş üstüne bey. Dışarıda sizi görmek isteyen iki ihtiyar bekliyor. Neymiş dertleri? Ellerinde bir bavul var, onu teslim edecekler. Ne bavulu bu? İskelede vapur beklerken bir delikanlı birkaç dakika için emanet bırakmış, sonra da bir daha dönmemiş. Biz ne yapalım yani? Burası emanetçi dükkanı mı? Biraz daha bekleyememişler mi? Bu yüzden bir vapur daha kaçıramayız diyorlar. Yemeğe davetlilermiş de. Yemeğe mi? Ey Allah'ım, şu dünyanın işine bak. Biz daha sabah kahvaltısını edemedik. Sana bırakıp gitsinler. Şimdi benim işim var. Tutanaksız veremeyiz diyorlar başkomiserim. İhtiyarlar biraz suysuz. İsterseniz siz görüşün onlar. Beklesinler biraz öyleyse. Sen durma koş. O işi hallet de gel hadi. Baştın. Kaybolan kadın işini ne yapıyoruz başkomiserim? Soruşturmanın acele yapılması diye yazıyor dosyanın üstünde. Gene bizim üstümüze yıkıldı o dosya değil mi? Sanırım ki öyle. Bölge karakoluna havale etmekle işi başlarından atıveriyorlar. Bizim bunlarla uğraşacak halimiz mi var birader? Kadın kaybolmadan önce en son bizim bölgemizde görülmüş. Onun için... O da laf. Belki de yanlış görmüşlerdir. Hem bu işin neden bu kadar üstünde duruyorlar anlamam ki. Bir cinayet kokusu sezdikleri için olacak. Saçma. 3 gün evine uğramayıp sonra tıpış tıpış gelen kadın mı yok dünyada? Sürüyle. Kocasının ifadesine göre sık sık peşine düşen şüpheli biri varmış kadının. O gün çarşı alışveriş için çıkmış, bir daha dönmemiş. Oo, alışveriş için Avrupa'ya kadar uzanan kadınlar bile var. Doğru, doğru. Şu kayıp olaylarından öteden beri hoşlanmam. Boşu boşuna yorarlar adamı. İşin üstüne eğilirsin. Günlerce çalışıp bir iz bulmaya çalışırken bir de bakarsın olmadık yerden sallana sallana çıkar aranan. Kaç defa geldi başıma. Soruşturma evrakına göre bulunabileceği her yerden sorulmuş. Uzaktaki yakınlarından bile. Okudum dosyayı. Onu en son gördüğünü söyleyen bakkalı buldunuz mu? Hayır, ama birazdan gelecekmiş. Sabıkalı burada. Bu sabah rıhtımda yakalamışlar. Ne yapmıştı o? Bakkalın ifadesine göre o gün kadının peşinde o varmış. Yokuştan inerken görmüş. Olur ha. Yolda yürüyen herkes önünde gidenin peşine düşmüş gibi görür. Adam sabıkalı. Onun için bunu bir ipucu saymışlar anlaşılan. Allah kahretsin. Bölgeyi sabıkalılardan temizlemedikçe rahat edemeyeceğiz.
Şüpheli görülen her iş dönüp dolaşıp bize havale ediliyor bu yüzden. Pekala, içeri al bakalım şunu. Başla. Sonra da gidip nöbet listesini sen hazırlayıver bari. Olur başkomiserim. İçeri gir. Başüstüne abi. Allah'ım bilir nasıl. Yaklaş bakalım. Buyur babacığım. Sen ha? Gene mi çıktın karşıma? Vallahi affınıza sığınırım. Yani baba ben çıkmadım imanım hakkı için. Yani çıkardılar. Şu kılığa bak. Öf öf leş gibi de kokuyorsun. Of. Hani tövbekar olmuştun sen? Tövbekarım babacığım. Allah seni inandırsın bir şey yapmış değilim yani. Sabah karanlığı ne işin vardı öyle sırıhtımda? Bak seni orada yakalayıp getirmişler. Vallahi bir işim yoktu babacığım. Hem o saatte ne iş olur ki yani? Ayağının durağı olayım inan bana. Arka sokaktaki Savaşçı kahvesinden çıktım. Denizde biraz yüzümü ıslatır sonra da vapurdan yolcu çıkarsa hani bir iki bavul taşıyıp 5-10 mangır alırım dedim. Tam çömelecektim ki o baykuş suratlı bekçi yapıştı omuzuma yürü karakola dedi. Hayır neden yürüyecekmişim dedim. Gidince anlarsın dedi. İşte kalktık geldik huzur halinize. Yani bu saate kadar da kapıdayız. Durum bundan ibaret baba yani. Hilafına bir vukuat yok yani Allah seni inandırsın. Kes! Cevap ver bakalım şimdi bana. Evvelki gün saat 15 sularında ne yapıyordun sen? Ben mi? Ne yapmışım baba? Ben sana soruyorum. Neyle meşguldün? 11 sıralarında. 11 sıralarında mı dedin? Vallahi yani doğrusunu istersen pek hatırlamıyorum. İstersen pek hala hatırlarsın. İlahi babacığım ya. Benim gibiler hangi saatte ne yaptığını ne bilir ki? Hem de 2 gün önce. Ama aylak dolaştığımı da inkar edecek değilim tabii. Hava hep iyi sıcak gidiyor malum haliniz. Öyle olunca da çalışamıyor insan. Yani bir miskinliktir çöküyor. Nerelerde dolaşıyordun? Nerelerde mi? Vallahi yani doğrusunu istersen hatırlayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Belki de bir köşede sızıp kalmışımdır. Hani çünkü o gece biraz... Hani kusura bakma babacığım. Ama kimseye zararım dokunmaz benim. İpsiz arıyı herkes bilir yani. O baykuş suratlı bekçi de bilir ya. Kes dedik. O saatlerde kırmızı elbiseli beyaz bereli genç bir kadının peşine düşmüşsün. Ben mi? Yanlışım var be baba. Kafarı yokla bakalım. İmanım hakkı için yanlışım var babacığım. Hele bir düşün. Eğri yokuşun başındaki bakkal dükkanı biliyorsun. Yani Bogos'un dükkanı mı? Evet. Onun önden aşağı caddeye doğru yürümüş. Sen de peşindeymişsin. Sonra bir daha gören olmamış kadını. Yani peşinden giden ben miymişim? Bakkalın ifadesine göre öyle. Sarışın, orta boylu bir kadınmış bu. Düşün bakalım hele. Vallahi billahi haberim yok baba bak. Bilirsin yani kadınla kızla işimiz olmaz bizim. Tövbekar olmadan önce de yapmazdık öyle şey. Peki ama ne olmuş bu kadına? Orası belli değil henüz. 3 gündür ortada yok. Alışverişe çıkmış bir daha dönmemiş. Yani ya benden mi şüpheleniyorlar şimdi? Henüz kimden şüphe edildiği belli değil. Ama elde bulunan tek ipucu bu şimdi. Başım belaya girebilir yani. Onun için bildiğim bir şey varsa açık konuş, uğraştırma beni. Ayağının durağı olayım inan bana baba. Yani bir şey bildiğim yok inan. Ama yani ne demem gerekiyorsa söyle hatırın için ifademi ona göre vereyim. Senin için canım kurban benim. Saçmalama. Bildiğin varsa söylersin. Girin. Ne var? Başkomiserim, şu ihtiyarlar huysuzluk edip duruyorlar dışarıda. Hangi ihtiyarlar? Bavul teslim etmek isteyenler. Hey Allah'ım. Hangi işte meşgul olacağız ya? İşimiz çok az da bir de ıvırla zıvırla uğraşacağız. Al bakalım şunları içeri. Baş üstüne. Bana bak. Eğer bildiğim bir şey var da gizliyorsan elimden çekeceğim var sonra. Seni kadının peşinden giderken gören bakkalı birazdan getirecekler buraya. Eğer buydu derse dilimi inkar edeyim ki burnundan fitil fitil getiririm. Anladın mı? Ayıp ettim baba ayıp ettim. Gelsin de söylesin bakalım. Korkum yok benim öyle şeyden. Girin. Bunadın sen. Vallahi bunadın. Bırakıp gitsek ne olurdu sanki? Eğer bu vapurda kaçırırsak dilimden kurtulamazsın bunu bil. Kadın aklı ermez böyle şeylere. Karışma sen. Ne oluyor? Bırakıp gidi vermek kolay mı sanıyorsun? Susun bakalım. Susun dedim. Bu mu size emanet edilen bavul? Evet efendim. Anlaşılan memur bey hikayeyi anlattı size. İşte bu. İçinde neler var bilmiyorum ama biraz ağırca. Yordu beni. Oh, cezanı çek. Kim dedi sana bu derdi başına sar diye? Kadın değil mi? Konuşur işte. Kadın doğru söylüyor. İşiniz mi yoktu yani? Yoksa emanetçi misiniz siz? Hı? İnsanlık ölme diye komiser bey. Büfeden yiyecek bir şeyler alıp geleyim dedi. Al bavulunu da yanında götür diyemezdim ya. Suratında meymenet bile yoktu. Öylelerine insanlık mı yaparım ben? Yolculuk nereye dedim de cevap bile vermedi. Görmedin mi? Söylemek zorunda mıydı sanki? Sorman kabahat zaten. Sana ne el alemin yolculuğunda? Çeneyi bırakalım da işimize bakalım. Ne olacak şimdi bu bavul?
Size teslim edeceğiz. Biraz daha bekleseydik belki gelirdi ama bizim kadın acelecidir işte. Ne denir? Aceleci mi? Ayol, bu yüzden iki vapur kaçırdığımızı da söylesene. Bir vapur. İkincisini kaçırmazsak eğer. Ama bu gidişle ona da yetişebileceğimizi hiç sanmıyorum. 10 dakikadır kapının önünde bizi bekletmenin alimi var mıydı? Ha oğlum. Keyif için bekletirdik herhalde. Hem şunu söyleyeyim size. Bir karakolun emanet bavullar teslim almaktan daha önemli işleri vardır. Anlaşıldı mı? Bana değil, ona anlatın bunu. İskele memuruna teslim ediverelim dedim. Dinler. Ayıptır söylemesi, yemeğe çağırmış olmasaydık neyse. Bununla ne zaman yola çıksan bir bela gelir başımıza da. Bela mı? Her şeyi büyütür işte böyle. Her neyse. Kavganızı dışarıda yaparsınız. Bırakın bavulu buraya. Sahibini buldururum ben. Esat Bey. Buyurun efendim. Hanımla beyin adresini yaz. Bu bavul da uygun bir yere yerleştir. Nasıl? Zabıt tutmadan mı? Ne zabıtı? Bir de onunla mı uğraşacağız? Bırakın siz, bırakın. Olmaz. Allah Allah, ayol inat etmesene, konserden iyi mi bileceksin bu işleri? Siz ona bakmayın evladım. Söyleyin de yazın adresimizi. Sen karışma hanım. Bu bavul bana emanet edilmiş. Açıp içinde neler bulunduğunu bir bir yazdırıp imza ettirmeden kimseye bırakmam, anlıyor musunuz? Demedim mi ben size? Bunadı, vallahi bunadı. Ayol, el alemin bavulunu açmaktan ne elde edeceksin? Senin aklın ermez böyle şeylere. Ya sahibi teslim alırken içinde öte biri eksilmiş derse ne cevap veririz? İmanım hakkı için doğru söylüyorsun yani. Çalsam bile sayacaksın be baba. Benim başıma geldi bir keresinde yani. Birinin bavuluna söyleme geçmişti. Kapat hadi çeneni. Baş sıra babacığım, baş sıra, affedersin. Girin. Neyiniz? Koy oraya. Vapura 10 dakika kaldı bey. İsterse 1 dakika kalsın. İş bitmeden şu kapıdan dışarı adımımı atmam. Deli edecek herif beni. Vallahi ölürsem bu inadı yüzünden öleceğim. Allah bilir sofraya oturmak üzeredirler. İkinci vapur da kalkacak. Esat Bey, aç bakalım şu bavulu da bitsin bu iş. Anlaşılan kurtuluş yok. Çattık, vallahi çattık. Olur beyim, olur. Yardım edin bey abi ya. Otur yerine. Baş üstüne babacığım, baş üstüne. Şey, belki de kilitlidir. Değil başkomiserim. Açıldı işte. Bak ne var içinde. İyiyim eşyası. Kaç parçaysa birer birer yaz, imza ettir ikisine de. Bu da ne? Başkomiserim şuraya bak. Ne var? Giyilmiş kadın eşyası var bunda. Ne yapalım kadın eşyası varsa, olur ha? İyi ama. Gelsenize bir dakika şuraya bak. Kırmızı bir kadın ceketi. Bir de kırmızı etek var. Ne olmuş yani? Kaybolan kadının üstünde de böyle bir elbise olduğu söyleniyordu. Öyle sanıyorum. Doğru, doğru. Bir de beyaz bere var burada. Beyaz bere mi? Sahi mi? Bir rastlantı mı dersiniz? Bu bavulu size veren bir kadın mıydı? Hayır, 30 yaşlarında bir delikanlı. Yanında başka biri yok muydu? Sarışın bir kadın filan? Hayır, öyle birini görmedik. Yalnızdı. Gelişi güzel tıkılmış kadın çamaşırları. Durun bakayım. Bir dakika. Ne var, ne var? Ziynet eşyası da var burada. Bakın. Bir altın kolye. Bir elmas taşlı bilezik. İki de taşlı yüzük. Vay anam, vay vay vay. Bunlar epey değerli şeyler olsa gerek. Ver onları bana. Orada durmasın be. Nasıl biriydi bu adam? Bana sorarsanız serserinin biriydi. Sus hanım. Sana ters cevap verdi diye öyle konuşma. Efendiden bir gençti bence. Bavulu bıraktı, bir daha görünmedi öyle mi? Evet. Bırakamaz olsaydı. Bu işin için bir çapanoğlu var gibi geliyor bana. Bana da başkomiserim. Belki de takip edildiğinden şüphelendi, onun için uzaklaştı. Olabilir. Müdürete telefon et. Kaybolan kadının kocasını bulup getirsinler buraya. Bu eşyayı bir de o görsün bakalım. Evet. Baş üstüne. Şimdi. Ömer sivil mi? Sivil. Gönder bana. Olur. Oğlum, eşyayı saymayacak mısınız? Şimdilik hayır kuzum, biraz bekleyin. Peki ama bizim vaktimiz yok ki. Şöyle oturun biraz, rica ederim, istirahat edin efendim. Bu da ne demek ayol? Girin. Beni istemiştiniz başkomiserim. Kaybolan kadın olayını biliyorsun değil mi? Evet. Bu bavulu biri emanet bırakmış ama kendisi ortada yok. İçindeki eşyadan şüphelendik. Hemen iskeleye koş. Orada bavulunu arayan birini gördün mü peşini bırakma. Çaktırmadan takip et. Kaçmaya kalkarsa yakala. Nasıl biri bu? Anlatın memura, boyunu boşunu tarif edin kuzum. 25-30 yaşlarında bir genç. Ayol bana sorarsan ferah ferah kırk vardı. Sana değil hanım, ona soruyoruz be. Kısa boyluydu. Açık renk bir pantolonla lacivert bir ceket vardı. Yanlış üstünde. İşte. Lacivert değil. Gece mavisiydi ceketi. Lacivertti. Yanılmam ben. Allah Allah. Lacivertti. Gece mavisini ayırt edemezsin ki sen zaten. Her neyse. Kesin gürültü şimdi. Önemli değil o. Başında da bir hasır şapka vardı. Al bakalım. Hasır mıydı o?
Elbette yanılmam ben. Vallahi buramışsın sen. Öyle hasta şapka olur mu bey? Yeter. Anladın işte, sen hemen koş. Baş üstüne. Bir aksilik olursa bana telefon edersin. Olur başkomiserim. Komiser bey, evladım ne oluyor? Bize de anlatır mısınız lütfen? Kimseye bir şey anlatacak durumda değilim şimdi. Oturun kuzum oraya. Bizim oturacak vaktimiz mi var ayol? Bir şey söylesene bey. Hanım teyzeciğim, komiser bey otur dediyse oturmak lazım. Anlayıverin işte. Bey amca gel, sen de gel şöyle otur. Otur otur. Teşekkür ederim. Sizin anlayacağınız işler çatallaşmışa benziyor. Mesele bundan ibaret yani. O da ne demek ayol? Hani öyle sanıyorum ki birinin hesabını görmüşler. Başkasının hesabı beni ilgilendirmez. Dur bakalım bey, anlayalım. Kimin hesabını görmüşler ha oğlum? İlahi hanımanne yahu, çakızla iş artık işte. Anlayıp da ne yapacaksın hanım? Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma demiyor muyum her zaman? Ne olurmuş ilgilenirsem? Ne mi olur? Görüyorsun işte. İskelede hiç tanımadığın birine laf atıp da ahbaplık etmeye kalkmasaydın şimdi buralarda olmayacaktık. Kendi kusurunu görmüyor da. Susalım! Komiser bey, şu bavuldakileri sayın da biz gidelim artık, rica ederim. İkinci vapur da kaçmak üzere. Şimdilik gidemezsiniz. Belki de ifadenizi alacağız. İfademizi mi? Evet. O da ne demek ayol? Bir bavul için öyle mi? Garip doğrusu. Sana söyledim. Karakola gittin mi yakanı kolay kolay kurtaramazsın diye. Şimdi ayıkla bakalım pirincin taşını. Sus hanım. Anlayalım bakalım. Neyi anlayacaksın? Baksana yüzüne, adam döver gibi konuşup kafasına dosyanın içine sokuyor. Belli ki dediğini yapan biri. Ay anlayışınla bin yaşa hanım teyze. Yani biraz öyledir. Ne yalan söylemeli. İyi adamdır ama biraz serttir doğrusu. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz ha. Dediği dedik, çaldığı düdüktür. Sen burada vazifeli misin oğlum? Hayır ama hanım teyze, yani gene de birçok şeyleri bizden sorarlar, senin anlayacağın. Yani kenar köşede olanı biteni az çok biliriz haddimiz olmayarak. Gözümüz açık, kulağımız deliktir yani ya. Her ne kadar bu işten haberdar olmadıksa da çıkınca tahkikata başlarım, merak etme. Lan mıntıkamızda gizli kapaklı adam boğsunlara, ipsiz halinde bundan haber olmasın. Olur mu yani ya? Ağrıma gider böyle şey Allah hakkı için. İfade almak dediği şey ne kadar sürer ki oğlum? Bak o hiç belli olmaz işte. İşlediğin suçun cinsine bağlıdır hanım anne. Suç mu? Ne suçu? Yani ya demek istediğim, küfür, hakaret filansa o kadar üstünde durmazlar. Fakat öyle hırsızlık, kapkaççılık gibi suçlarda kolay kolay yakasını bırakmazlar insanın. Adam öldürmeye gelince yani ona bir şey diyemem. Öylesi başıma gelmedi hiç, senin anlayacağın. Adam öldürmek mi? Bizim böyle bir suçla ne ilgimiz var ayol? Orasını bilmem ama şu kırmızı elbise yok mu, kırmızı elbise? Yanında da mücevherler. Yani benim de midemi bulandırdı doğrusu. Bir çöpoğulluk var bu işte. Yürü hanım, yürü gidelim. Tutanaklarını istedikleri gibi tutsunlar, bana ne? Lanet olsun. El alemin malını korumak bana mı düştü? Dedim sana, sözüme geldin değil mi? Ah bey, ne yazık ki aklın başına çok geç geliyor. Yürü hadi yürü. Oturun yerinize. Neredeyse tutuklayacak ayol. Ne demek oluyor bu, anlayamıyorum. Lütfen anlatır mısınız komiser bey? Bizi ne hakla alıkoyuyorsunuz burada? Evet anlatın da anlayalım bakalım. Hanım teyze, yaklaş bana da kısaca durumu anlatıvereyim sana. Komiser bey abi görüyorsun ki meşgul. Fazla sorudan da pek hoşlanmaz yani. Meslek icabı iyi tanırız. İyi adamdır, ne lazım? İyidir de. Hani burada raconumuzu da üfledi ama gene de severiz kendisini. Hoş biz mesleğe çoktan elveda'yı çektik ya. Artık namusumuzla yaşıyoruz şunu şurasında. Gel gör ki bunu anlatamadık bir türlü kimseye. Gene de bir vukuat oldu mu... Yani senin anlayacağın, bizi de bu dalga yüzünden alıp getirmişler meğer buraya da haberimiz yokmuş. Ama öyle sanıyorum ki yani sayenizde paçayı ucuz kurtaracağız. Allah razı olsun. Allah Allah, ayol neler söylüyor bu, anlayabilene aşk olsun. Paçayı bizim yüzümüzden ucuz kurtarmış. Ne demek o? İpucu dalgası anlıyorsun ya. Bu polis milleti ipin yeni bir ucunu buldu mu öbürünü bırakır, senin anlayacağın. Hangi ipin ucu ayol? Bilmece gibi konuşuyorsun. Şişt, sen yaklaşsana bana biraz. Korkma, bizden sır çıkmaz. Bu bavulun sahibini sahiden tanımaz mısın sen hanım teyze şimdi? Nereden tanıyayım canım? Sen de köz dinliyorsun anlaşılan. İskileri o da vapur bekliyordu, biz de. İşte tanışıklığımız bu kadar. Öyleyse hapı yuttuğunuzun resmidir derim. Ne demek o? Sen kulağını yaklaştır bana. Daha yaklaştır, gel. Beni dinlersen ne yap yap, bu bavulun sahibini bulmanın çaresine bak. Benim ne üstüme vazife ayol. Lazımsa polis kendisi bulsun. İşte kazın ayağı öyle değil be hanım teyze. İstersen daha çok konuşayım bak. Bu bavuldan çıkan elbise var ya. O elbiseyi giyen kadın evinden çıkmış, bir daha dönmemiş, senin anlayacaksın. Ne olmuştur dersin? Bilmem ama yani bu elbise sahiden ona aitse olan olmuştur derim. Tamam mı? Sahi mi? Ayol bey, duyuyor musun? Beni ilgilendirmez hanım. Birini öldürmüşler diyor, baksana. Beni ilgilendirmez dedim ya. Ama bizi bu yüzden alıkoyuyorlarmış burada. Üzülme, hallederim şimdi bu işi ben.
Nerede komiser bey? Dışarı çıktı bey baba. Bulunmuş bir bavulu karakola teslim etti diye bu kadar bekletildiği nerede görmüş insanın? Of, ikinci vapur da kalkmak üzere. Rezil olduk rezil. Hay Allah'ım ya Rabbim. Ayol keşke haber verebilseydik. Saçma konuşma hanım. Nasıl haber verebiliriz? Hiç olmasa gecikeceğimizi bildirseydik. Hanım anne karışmak gibi olmasın ama beni dinlersen gecikeceğini değil de gelemeyeceğini bilirsen daha iyi edersin yani. Neden ayol? Dünyada olmaz. Yeğenimin evi sayılır. Geç de olsa gideriz. Öyle değil mi bey? Nasıl olsa yatıya kalacağız. Evet. Ne zamana kadar tutuklu olacağınızı bilmediğimiz için söylüyoruz bunu yani. Böyle işler belli olmaz. Tutuklu mu? Ne diyor bu bey? Saçma. Sen ona bakma. Suç işleyen tutuklanır. Vallahi benden söylemesi. Doğru mu söylüyor dersin? İnanma dedim ya. İstersen şimdi kapıyı açıp elimi kolumu sallaya sallaya çıkarım. Kimse bir şey diyemez. Öyleyse ne duruyoruz? Öyle. Hadi işte konser yok. Yürü gidelim. Hadi durduğumuz kabahat. İlahi bey amca ya. Sakın deneme derim ben. Bu kapıdan çıktın mı doğru polisin ol diye odaya gidersin. Yani oradan da sineği bile zor geçirirler. Girerken görmedin mi? Aman yarabbi. Gördün mü işi bey? Biz hapishanedeyiz desene. Hemen telaşa düşme hanım. Dur bakalım anlarız şimdi. İşte komiser orada. Komiser bey. Komiser bey. Ne var ne oluyor? Gürültü ettiğin demedim mi size? İşimizi mi görelim sizinle mi uğraşalım? Neden ayaktasınız böyle gene? Evladım kusura bakma ama bizi burada daha ne kadar alıkoymayı düşünüyorsunuz? Söyler misiniz lütfen? İşimiz bitinceye kadar dedim ya. Bu iş ne kadar sürer dersiniz? Bilinmez. Biz de onun peşindeyiz işte. Eğer bavuldaki eşya kaybolan kadının değilse birazdan gidersin. Aman inşallah, inşallah. Şunu hemen söyleyeyim ki boşuna bekletiyorsunuz bizi. Bu eşyanın öyle birine ait olmadığını biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Bavulu bana bırakan delikanlının kötü biri olmadığından eminim de ondan. Ama bu da her şeyden emin olduğunu söyler işte. Anlarmış gibi. Sus hanım. Neden susayım? Haydut suratlının biriydi. Ondan her şey umulur. Şüphelenmiştim zaten ben. Bu bir şey saklıyor ama nedir acaba diyordum içimde. Anam bilir bilmez konuşma diyorum sana. Neden konuşmayayım? Adam öldürdüyse cezasız mı kalsın? Bu hep böyledir işte. Kimseye bir zarar gelmesin de ne olursa olsun der. Neler konuştunuz ondan? Bir sürü soru sordum. O sadece evet ya da hayır dedi. Sizin anlayacağınız ben konuştum sadece. O da kafasını salladı. Telaşlıydı zaten. Telaşlı mıydı? Saçma. Hiç de öyle bir hal görmedim ben onda. Ne anlarsın ayol sen? İkide bir de sağına soluna bakmaktan sorduklarımı dinleyemedi bile. Öyle değil mi söyle? Gerçi ürkek ürkek çevresine bakıp durdu. Ama bu hiçbir zaman onun adam öldürmüş bir kimse olduğunu göstermez öyle değil mi? Dedim ya bu hep böyledir işte. Bütün insanların melek olduğuna inanır. Bana kalırsa birinden kaçıyordu o. Sandviçi bahane etti. Öyle olsaydı bavulunu da alıp götürürdü. Koskoca bavulla kendini gizleyebilir mi ayol? Sonra o ağırlıkla nasıl geçebilirdi kalabalığın arasında? Hanım teyze doğru söylüyor. Yani kalabalıkta bavulla yürümek kolay değildir bey amca. Destur dersini hiç aldırmazlar bile. Kıyasıya vuracaksın ki açılsınlar. Öf kes sesini diyorum. Başlığına babacığım başlığına. Girin. Başkomiserim kadının kocası geldi. Hemen al içeri. Başlığına. Buyurun girin. Günaydın efendim. Günaydın. Beni çağırtmışsınız. Evet. Kaybolan kadının eşi sizsiniz değil mi? Evet efendim. Söyleyin rica ederim. Bir iz mi buldunuz yoksa? Belli değil henüz. Elbisesini görseniz tanır mısınız? Elbisesini mi? Elbette, elbette. Kırmızı etek ve ceket giymişti. Yaklaşın bakayım şöyle. Buna benziyor muydu? Nereden buldunuz bunu? Şu bavulun içinden çıktı. Bavulu tanıyor musun? Hayır, yabancı bir bavul ama elbise onun. İşte, işte sokağa çıkarken giydiği beyaz beresi de burada. Emin misiniz? Evet, ta kendisi. Düğmelerini ben almıştım. Peki, peki ama bu bavul nereden geçti elinize? Bir rastlantı demek daha doğru olur. Sen bize bir şey sormayın. Yalvarırım, söyleyin. Bunu anlamak hakkımdır sanırım. Tanımadığımız birinin elindeymiş bu bavul. Fakat henüz ele geçiremedik adamı. Ama bu, bunlar onun çamaşırları, iskarpinleri... Karımın elbisesi nasıl olup da yabancı bir bavulun içinden çıkabiliyor anlamıyorum. Bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz şimdilik. Yoksa... Elbiselerin yabancı bir bavulun içinden çıkması bizi biraz düşündürmedi değil. Yani bir cinayetten mi şüpheleniyorsunuz? Bilinmez. 3 gündür evine dönmediğine göre. Başkomiserim dışarıda bir telefondan istiyorlar sizi. Geliyorum. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Belki de öldürdüler. Dedim ya kesin bir şey söylemek için henüz erken. Hiç de değil. Hiç de.
Bu elbiseleri kendi kendine bir bavula yerleştirmesinin mümkün olmayacağını düşünürsek... Doğru söylüyorsun bey abi. Yani komiserin yanında söylemek istemedim ama bence yaş bu iş. Gördün mü bey? Sen hala o sırasızın iyi bir insan olduğunu iddia et. Ne olmuş yani? Kötü bir insan olduğunu gösteren bir belge mi var ortada? Ayol kadını öldürmüş baksana. Ne biliyorsun onun öldürdüğünü? Allah Allah. Başkası öldürseydi esvapların onun bavulunda ne işi var? Bilinmez. Belki onun da bir yerden eline geçmiştir bu bavul. Şu anda bizim elimizdeyse biz mi öldürmüş sayılırız kadını? Of, bu mantığa da diyecek yok doğrusu. Seninle konuşan da suç. Konuşma öyleyse. Adamcağız taş gibi dondu kaldı. Onun yerinde olmayı istemezdim doğrusu. Başın sağ olsun evladım. Bana mı dediniz? Evet, Tanrı geride kalanlara ömür versin. Ne diyelim, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin mi dediniz? Bunu dilemekten başka ne gelir elden? Karımın öldüğünü biliyor musunuz? Ben mi? Nereden bilirim bilmiyorum tabii. Neden Allah rahmet eylesin dediniz öyleyse? Kendiniz söylediniz ya demin. Ben öyle bir şey demedim sanırım. Öyleyse şu adam söyledi. Kim, ben mi? Hanım teyze kendine gel, beni bu işe karıştırma. Yani bozulurum bak. Aman bozulursan bozul, bana ne? Sana neyse çeneni tut otur aşağı. Yani böyle dalgalara gelemem ben, anlıyor musun? Adımız İpsiz Ali. Bizim defterimizde belki bir iki günah var ama böylesi yok, bunu bil yani. Şeytana uyduysak da yalıyla yordamıyla uyduk. Kimseye kötülüğümüz olmadı. Peki aman. Kimse söylemedi öyleyse, ben yanılmışım. Ama siz söylediniz. Bir şeyler biliyorsunuz siz. Ben? Bunu nereden çıkartıyorsun ay evladım? Evet saklamayın. Öldüğünü biliyorsunuz karımın. Delirdin mi oğlum, ne bileyim ben? Kayıp ettin hanım teyze. Az önce başsağlığı dileyen ben miydim yani? Ya? Şu çenen yok mu senin? Ayol ben eğer öldüyse diye öyle söyledim. Allah rahmet eylesin demek sevaptır. Bilmez misiniz siz? Elbette biliriz ama toprağa girmemiş ölü için de rahmet okunmaz hanım teyze. Öyle değil mi ya? Biz büyük annemizden böyle öğrendik. Yalan mı yani? Peki ama ne biliyorsunuz toprağa girmediğini? Siz girdiğini nereden biliyorsunuz? Öyle ya, değil mi? Bunu iyi söyledin bey abi. Nereden bilirim ayol? Elimle gömmedim ya. Tövbe estağfurullah. Şunların söylediği lafa bak. Yani kusura bakma ama seni dinleyen ağzında bir vakla var bunun der. Sen bana baksana, İpsiz Ali misin nesin? Her şeyi burnunu sokma demedin mi? Demin komiser sana. İşine gelmedi değil mi? Komiser bey abiye bakma sen. O ilk soracağını en sonunda sorar adama. Ama yani tam sorar, anlıyorsun ya. Şunu da bil ki benim gözümden kaçmaz hiçbir şey. Bunca yıllık tecrübemiz var bu işlerde. Kül yutmadık şimdiye kadar Allah'a çok şükür. Ama biz gene de susalım. Ne yapalım öyle istiyorsun madem. Neme lazım, erkeklik bizde kalsın. Ayol neler diyor, bu sapıttı mı ne? Sen çeneni tutmazsan her şeyi söyler tabii. Kusura bakma evladım. Bunların konuşmalarını aldırma sen. Kadınların çenesini bilirsin elbet. Öbürü de belli ki gevezenin biri. Hiç olmazsa üzüntünüze saygı göstermeleri gerekir. Ama kime anlatabilirsin bunu? Kaybettim bey amca, ne olacak? Siz bu hanımın beyi misiniz? Evet. Söyler misiniz bana, burada niçin bulunuyorsunuz? Biz mi? Evet. Karakola niçin geldiniz demek istedim. Niçin geldiysek geldik. Madem ki kimse kimsenin işine burnunu sokmayacak, sen de soru sorma. Konuşma bey. Evet, ben de o fikirdeyim. Bir an önce işimizi bitirip buradan kurtulmaya çalışalım, yeter. Zaten kimseyle çene yarıştıracak durumda değilim. Karnım da öyle acıktı ki. Sorma benim de. Çıkıp yiyecek bir şey almana bari izin verseler. Vermezler. Belki odacıya aldırabilirsiniz bir şeyler. Yoksa siz burada tutuklu musunuz? Ne münasebet. İşimizin bitmesini bekliyoruz o kadar. Neden gülüyorsunuz? Kusura bakma bey abi, sırası değil ama tutuklu olduklarını bir türlü kabul etmişlerine gülüyorum. Oysa ki sen geldikten sonra bunların işleri büsbütün çatallaştı yani. Ben geldikten sonra mı? Evet, yani şu bavuldaki kırmızı elbisenin karınıza ait olduğu anlaşıldıktan sonra demek istiyorum. Ya, kim getirdi bu bavulu buraya? Bey abi bana sorma bunu, gözünü seveyim. Neme lazım? İşte bak kendileri orada. Ha, demek bavul size ait. Ne münasebet, getiren biziz ama bize ait değil o. Bir delikanlı emanet bırakmış iskelede. Tanımadığımız bir genç. Birkaç dakika şu bavula göz kulak olur musunuz dedi. Sonra ortadan kayboldu. Bir daha da görünmedi. O sırada polis gelip sizi yakaladı öyle mi? Doğrusu garip bir rastlantı. Yakalayan kim? Biz aldık getirdik ayol. Neden getirdiniz peki? Eşyanın öldürülen bir kadına ait olduğunu biliyordunuz demek ki. Nereden işte bilelim? Biz de burada öğrendik sizin gibi. Bakın evladım, durumu bilmediğiniz için hakkımızda yanlış kanıya kapılmanız mümkün. İsterseniz olanları size anlatırım. Lüzum yok. Karım sahiden öldü mü? Onu söyleyin yeter. Üstüme iyilik sağlık. Bilmiyoruz dedik ki canım. Bize inanmayışınız da çok garip doğrusu. Ne kadar da soğukkanlı bunlar. Ne yapalım yani? Üzülmesine üzüldük ama senin gibi de çırpınıp dövünemeyiz ya. Öyle değil mi bey? En iyisi konuşmamak. Konuşurum. Hem bu gençlere öğüt vermeli. Başlarına gelen hep kendi cahillikleri yüzünden.
Madem ki karın geçti, onu neden tek başına sokaklara bıraktın ağa oğlum? Olacağı budur işte. Amma da yaptım be şimdi hanım anne. Hangi zamandayız yani? Kafes arkası devri çoktan geçti. Bu zamanda üstüne kilit vurulmaz ya kadının yani. Allah Allah, yanımda biri olmadan komşuya bile gitmem vallahi. Neme lazım? Dünyanın bin türlü hali var. Gideceğim ama seninki de biraz fazla yani hanım anne. Dünyanın öbür ucuna diyor gitsen korkma. Bu yaşta kimse kılına bile dokunmaz senin, anlıyor musun? Terbiyesiz. Seninle konuşmadım ki ben. Hayır yani bey amca kaygılanmasın diye söyledim yani. Anladın mı? Ama şunu haber vereyim ki koynunda keseyle çıkarsan iş değişir. Çakozlandı mı mortiyi çekersin. Koca karıların canını almadan kesesi alınmaz çünkü. Maşallah, bilgine de diyecek yok. Piyasasında bulunduk biraz. Şöyle biraz uzak dur ondan bey. Bunlar kaşla göz arası da çarparlar adamı. Ne olur ne olmaz. Ya işte bunda ayıp ettin. Yani bizim meslekten biri tövbekar oldu mu haramsa milyona bile el sürmez artık. Genç kadının peşine neden düştün öyleyse? Ben mi genç kadının peşine düşmüşüm? Seni niye burada tuttuklarını bu efendiye anlat da öğrensin. Bana bak hanım teyze, yani benimle iyi geçinmek istiyorsan dilini kısa tut biraz, anlıyor musun? Seninle iyi geçinmeye hiç de meraklı değilim. Hem sen kim oluyorsun ki ayol, dengimle konuşurum ben. Hanım rica ederim sus. Ama sen de bundan başka laf bilmez misin Allah aşkına? İkide bir de sus deyici de kendini göster de karından yana çık. Baksana şunun tavırlarına. Sen de burnunu sokma başkasının işine. O bizim işimize burnunu soktu ya. Hem yalan mı? Bu efendi de akıl olsa bizden şüphelenmeyi bırakıp da karısının peşine düşenden hesap sorar. Kim düşmüş karımın peşine? Kendisine sor da söylesin. İnanma bey abi, inanma, iftira. Komiser bey böyle bir şeye inansaydı yakamı kolay kolay bırakır mıydı hiç? Dur bakalım, yakanı bırakmış değil ki henüz. Bunun için mi getirdiler seni buraya? Bunun lafına bakma sen, aklınca şüpheyi üstünden atacak. Peki neden buradasın öyleyse? Ay bunun için ama yani bir yanlışlık yüzünden tabii. Bakkal Bogos'un salaklığından daha doğrusu. Beni buzluk üstüne karıştırdı ya pımbıl. Anlaşılan onu gördü, benim adımı verdi. Ama buradan kurtulayım, ona bunun hesabını soracağım yani. Bey abi boşuna şüphelenme benden. Bizim böyle dalgalarla işimiz yok, anlıyor musun? Peki ya öbürünü? Kimin, buzluk üstünün mi? Şimdi onun da günahını almak istemem ama... Yani neme lazım? Mesleği üçkağıtçılıktır, hoş. Hani eli yüzü düzgün kadın gördü mü peşine düşmeden duramaz serseri. Düşer de ne yapar diyeceksin. Hani bir iki laf atar o kadar. Bu yüzden kaç defa başı derde girdi hımbılın. İşte bırakamadı oyunu. Kusura bakma bey abi. Hepsi yalan. Öyle bir şey olsaydı komisere söylerdi bunu. Bana bak hanım teyze, şimdi dilini kısa tut, dilini kısa bu tut hanım, dedim. Bu hanım doğru söylüyor. Neden yani? Neden anlatmadın? Bizim kitabımızda müzevirlik yoktur bey abi. Bildiğim bir şey yok ki. Neden canını yakayım oğlan? Geldi inan bu lafa. İster inan ister inanma, anlıyor musun? Bu bızdık dediğin nasıl biri? Bilgi verebilir misin oğlum? Kısa boylu mu? İşte öyle kısadan biraz uzun boyluca. Yani orta boylu da denebilir. Çelimsizin biridir ama şeytan gibi olandır ha. Zayıfça mı biraz? Öyle sayılır ama yakışıklıdır da. Yani bu yüzden kadınlarla başı dertten kurtulmaz. Neme lazım, iyi çocuktur. Ne zaman başım sıkılsa üçü beşi esirgemez verir doğrusu. Kovardadır senin anlayacağın. Bize bavulu bırakan genç de pek iri yarı sayılmazdı. Öyle değil mi hanım? Ben de onu düşündüm şimdi. Eni boyu uyuyor. Ne yani, bavulu size bızdık mı verdi diyorsunuz? Öyle bir şey demedim henüz. Ama polise bu konuda bilgi versek iyi olur diyorum. Öyle değil mi evladım? Ne yaparsanız yapın, kafam işlemiyor artık. Düşünemiyorum bir şeyi. Çok üzgün zavallı. Kolay değil. Boşuna işleri karıştırma bey amca. Bızdık öyle şey yapmaz. Dedim ya, o üçge açıdır. Şimdi oğlanın rahatını kaçırırsın. Sen ona bakma bey. İstersen bana bırak bu işi. Ya o değilse? Yanlış bir iş yapmak istemem. Bunun arkadaşıymış baksana. Öylelerinden her şey beklenir. Bak bey amca. Yani sana diyecek bir sözüm yok. Ama bu meymenetsizi susturmak zorunda kalırsam kusura bakma, anlıyor musun? Terbiyesizin zoruna bak. Meymenetsiz sensin. Bir şey söylesene ağzını açıp da bey. Hanım sus. Başımı derde sokma. Neden susuyormuşum? Elin serserileri bana sövsün diye mi? Serseri mi? Bak işte buna dayanamam, anlıyor musun yani? Evladım sen de aldırma ona. Yo, bana serseri diyemez kimse. Bırak bey, bırak, ne yapacakmış görelim bakalım. Görürsün hadi. Görürsün şimdi. Aman efendim. Ah komiserciğim, bu adamdan davacıyız. Asıl ben davacıyım baba. Bana serseri dedi. Ne evet. İşte şahitler. Evet, o da bana meymenetsiz dedi. Oturun yanınıza bakayım. Sizle mi uğraşacağız burada? Bana bak, rahat durmazsan atarım seni içeri. Kolay kolay da çıkaramazsın. Yani imanım hakkı için bir şey yapmadım babacığım. Bu koca karının lafına bakma sen. Damarıma basmasına da eyvallah diyemezdim ya. Otur yerine. Allah Allah. Komiser bey, izin verirseniz gideyim artık ben. Burada daha fazla kalmak istemiyorum. Size soracaklarım var, bekleyin. Bana artık bir şey sormasanız daha iyi edersiniz. Hem zaten cevap verecek kuvvetim de yok. Daha işimiz bitmedi. Bence her şey bitti artık. Bir kadının çamaşırlarına varıncaya kadar bütün giydikleri başkasının bavulunda bulunursa
Onun hayatından umudu kesmek gerekir. Öyle de olsa bu işin faillerini bulmak zorundayız. Benimle ilgisi kalmadı artık bu işin. Karınızın bulunması için polise başvuran sizsiniz. Onu ölü ya da diri ele geçirmiş değiliz ki. Benden ne istiyorsunuz? Sorularıma cevap vermenizi. Sorun. Karınız sokağa niçin çıkmıştı? Alışveriş için. Nereden biliyorsunuz? Kendisi söyledi. Emin misiniz? Evet. Kaç yıldır evlisiniz? 6 yıllık. Çocuklarınız var mı? Hayır, olmadı. Karınızı sever miydiniz? Bunları bana neden soruyorsunuz? Burada yalnız ben soru sorarım. Lütfen cevap verin. Severdim. O da sizi sever miydi? Sanırım ki evet. Öyleyse iyi geçinirdiniz. Evet. Hiç tartışma olmadı mı aranızda? Hayır. Emin misiniz? Ciddi bir tartışmamız olmadı demek istedim. Peki, o sabah kaçta gittiniz işinize? 9:30'a geliyordu. Karınız kaçta çıktı? Hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim size. Komşularınızın ifadesine göre 6:30'da. Olabilir. Çarşıdan ne satın alacağını söyledi mi? Hayır. Neden sormadınız? Lüzum görmedim. Evin mutfak alışverişini kim yapar? Ben. Öyleyse karınız bunun dışında öteberi almak için çıktı. Giyim eşyası gibi şeyler. Sanırım ki öyle. Saat 6:30'da böyle şeyleri satan mağazaların açık olmadığını bilmiyor muydunuz? Biliyordum. O saatte gitmek istemesinin sebebini sormadınız. Daha doğrusu o çıkarken ben evde değildim. Çarşıya çıkacağını daha önce söylemişti bana. Neredeydiniz o saatte? Henüz eve gelmemiştim. Gece evde değildiniz demek. Değildim. Sabah geldim. Bunu daha önceki ifadenizde belirtmemişsiniz. Sormadılar. O geceyi nerede geçirdiniz? Özür dilerim ama beni bir suçlu gibi sorguya çekiyorsunuz. Cevap verin. Çalıştım. Nerede? Yazıhanemde. İşim çoktu. Ne iş yaparsınız? Gümrük komisyoncusuyum. Nerede yazıhaneniz? 4 Kapılağında. Gece açık mı bu ham? Sabaha kadar değil tabii. Kaçta çıktınız oradan? Sanırım 9:00'larında. Ondan sonra ne yaptınız? Yemek yedim bir yerde. Sonra? Sonra da oyun oynamaya gittim. Nerede oynadınız? 1,5 ay önce tanıştığım birinin evinde. Sabaha kadar mı? Evet. Peki karınızın kaybolduğunu ne zaman anladınız? O gün akşam üzeri. Kaçta? Hatırlamıyorum. Geç vakitlerde olacak. Karakola akşam 5'te müracaat etmişsiniz. Demek ki o saatlerde telaşa düşmüşüm. Neden? Henüz erken değil miydi? Karınız yakınlarından birini ziyarete gitmiş olabilirdi pekala. Gidecek kimsesi yoktur. Size bir soru daha. O geceyi sabaha kadar dışarıda geçireceğinizi karınız biliyor muydu? Evet. Yalan söylüyorsunuz. Hayır, yalan söylemiyorum. Öyleyse onunla tartışıp çıktınız evden. Nereden biliyorsunuz? Hiçbir kadın geceyi dışarıda geçiren kocasının eve döndüğünü gözüyle görmeden alışveriş etmeye çıkmaz da ondan. Haklısınız. Biraz tartışmıştık. Peki ama bundan ne gibi bir sonuç çıkarmak istiyorsunuz? Polise yalan söylediniz. Karınız alışveriş için çıkmadı dışarıya. Bunu pekala biliyordunuz. Evden kaçmıştı. Öyle değil mi? Hayır! İnkar etmeyin. Evden kaçtığını söyleyince karakol işe önem vermez diye düşünüyordunuz. İtiraf edin hadi. Haklısınız. O sabah eve geldiğimde kendisini bulamayınca kaçtığını anlamıştım. Neden kaçtı? Akşamki tartışmadan sonra eğer bu gecede geç gelirsen aramızda her şey biter demişti. Oysa ben sabaha kadar dönememiştim eve. Demek gecikmenizi istemiyordu. Evet. Başka bir kadınla ilgilendiğimi sanıyordu. Ona rağmen gittiniz. Gitmek zorundaydım. Neden? Oyunda çok para kaybetmiştim. Onu çıkarmam gerekiyordu. Kaybettiğimin içinde başkalarının parası da vardı. Karınız biliyor muydu bunu? Hayır, söyleyemezdim kendisine. Saygısını kaybetmek istemiyordum. Kumardan nefret ederdi çünkü. Peki, eve geç gelişinizi nasıl izah ediyordunuz? Yazıhanemde çalıştığımı söylüyordum ama inanmıyordu tabii. Öteden beri oynar mıydınız? Bilmezdim bile nasıl oynandığını. 1,5 ay önce bir akşam oyunculardan birinin yerine geçici olarak oturttular. O zaman öğrendim. Laf olsun diye oynamıştım. Ama o gece kaybettim. Ertesi gece zararımı çıkarmak için tekrar oynadım. Büsbütün içeri gittim. Bu savaş tam 1,5 ay sürdü. Gırtlağıma kadar borçlanmıştım. Benim için tek kurtuluş çaresi son bir kere daha şansımı denemek olacaktı. Biraz daha para bulmuştum. İşte o gece bunun için gittim. Kazandınız mı? Evet. Bütün zararımı çıkarınca bir daha oturmamak kararıyla masadan kalktım ve hemen eve koştum. Ne yazık ki geldiğim zaman karım gitmiş bulunuyordu. Evet. Daha önce de gittiği olmuş muydu? Evet, 2 kere. Gene bu yüzden mi? Bu yüzden. Ama çabuk bulmuştum. Yalvararak getirmiştim eve. Söz vermiştim artık gecikmeyeceğim diye. Bu sefer de aynı şeyi yapabileceğimden emin olduğum için önceleri fazla kaygılanmadım. Hangi yollardan nerelere gidebileceğini biliyordum çünkü. Nasıl olsa bulup getiririm diyordum. Pek uzaklara gidecek kimsesi yoktu. Aradınız mı? Hem de nasıl? Bulamayınca deliye dönmüştüm. Her yeri aradım. Kendisini gören bile olmamıştı. Bütün tanıdıklarımı seferber ettim. Yer yarılmış, yerin dibine girmişti sanki. Çıldıracak gibiydim. Umudum kesilince bir yalan uydurup karakola başvurmayı son çare olarak düşündüm.
Hiç olmazsa ertesi gün gerçeği anlatmalıydınız polise. Bunun ne faydası olabilirdi ki? Unutmayın ki onun nerede aranması gerektiğini düşünebilmemiz için ne şekilde kaybolduğunu bilmemiz gerekir, değil mi? Aile geçimsizlikleri sonucu evinden uzaklaşan kadınlar kötü insanların ağına daha kolay düşer. Karım şerefsiz bir yola sapmaz. Cinayetlerin çoğu da bu yüzden işlenir zaten. Aman ya. Yerin. Başkomiserim, ben geldim. Hastaneye gittin mi? Gittim. Rapor hazır, işte burada. Kazaya uğranın durumu nasıl? Yolda ölmüş, yetiştirememişler. Oh, deme. Beyin kanaması, sıva kafasına düşmüş. Kimliğini tespit edebildin mi? Evet, sabıkalılardan biri. Kim bu? Bızdık Hüseyin, üç kağıtçı. Nasıl, bızdık mı? Vay anam, bizi mi zina? Aa, bavulu bize veren mi yoksa? Hangi bavulu? Size söyleyecektik de fırsat bulamadık. Çenen tutulsun be kadın, durup dururken hiç çıkartmasan olmaz mı yani? Hem de ölmüş birinin ardından. Terbiyesizin zoruna bak, senin çenen tutulsun emi. Gördün ya komiser bey abi, bak. Kesin gürültüyü yap. Kimden söz ediyordunuz siz? Lafın gelişi bakkal bokasın, beni bızdık hüseyinle karıştırabileceğini söyledim. Koca karı milletinin yanında böyle laf edilir mi? Tutturdu bavulu bize veren, belki de oydu diye. Neden şüphelendiniz siz? Anlattığına göre boyu posu uyuyor. Üstelik kadın budalasıymış da. Durun bakayım. Ölenin üzerinde nasıl bir elbise vardı? Lacivert bir ceket gördüm. Tamam. Size bavulu bıraktığı zaman saat kaçtı? 11:05 geçiyordu. Kaza ne zaman olmuş? 11:10 geçe. Garip. Sabıkası yalnız üç kağıtçılıktan mı bunun? Sarkıntılık da var. Ha, bir de kız kaçırma. Kız kaçırmak mı? Demedim mi ben? Sus hanım, karışma işlerine. Bir dakika sessiz oturamaz mısın yerinde? Görseniz tanırsınız değil mi adamı? Aa, elbette. Araba burada mı? Evet, aşağıda. Hastaneye götür onları, görsünler bakalım. Ay dünyada gitme. Neden? Aa, ben ölü yüzüne bakamam ayol. Aa, yürü hanım teyze, kucaklaşacak değilsin ya. Şöyle bir bakıp geleceğiz canım. Ay yarabbi, sen bilirsin. Gece rüyalarıma girer vallahi. Nedir bu başımıza gelen bey? Bayılıp kalmazsam iyidir oralarda. Aman yarabbi, biraz müsaade edin de papuçlarımı giyeyim. Baksana ayaklarım şişti. Alo, ikinci bölge karakolu, başkomiser Necdet. Başkomiserim, ben Ömer. İskele'den telefon ediyorum. Ne haber? Aradığımız adam geldi. Hangi adam? Bavulun sahibi mi? Evet. Nerede? Burada. Döne döne bavulunu arıyor. Nasıl bir adam bu? İhtiyarların tarif ettiği genç işte. Sırtında lacivert ceket, açık renk pantolon, başında da hasıra benzeyen bir fötr var. Tamam tamam, tak kendisi. Şu anda İskele memuruyla bir şeyler konuşuyor. Dikkat et, bir şey Sezir Bey. Yalnız peşinden git. Telefon kulübesine doğru geliyor. Kapatıyorum başkomiserim. Dikkatli ol. Gözden kaybetme sakın. Sizin gitmenize lüzum kalmadı. Bavulun sahibi iskelede. Sahi mi? Nasıl olur? Zavallı bızdığın günahını aldınız boşu boşuna. Günahı kendi boynuna olsun. O öyle şey yapmaz. Mert olandır dedim size. Tanrı günahlarını affetsin. Belki de gene odur iskeledeki. Kim? Bızdık mı yani? Neden olmasın? Dirilip de geldiyse belki. Ölümünde de bir düzenbazlık vardır. Öylelerinden her şey umulur. Ne koca karı be. Susalım. Adamı. Susalım. İkinci bölge karakolu. Nasıl? Bavul mu? Sizin miydi o? Evet. İskelede vapur bekleyen yaşlı birine bırakmışsınız. Onlar da bize getirdiler. Elbette. Elbet. Bavulunuz burada. Burada alabilirsiniz. Gel de çık bakalım işin içinden. Bavulunu almaya geliyor. Amma da cesaret. Budalanın biri bu be. Anlaşılan hiçbir şeyden şüphelenmedi. Allah şaşırsın işte böyle. Bu işte bir oyun olmasın. Ne gibi? Bavulun sahiden polisin eline geçip geçmediğini anlamak için telefon etti belki de. Sanmam. Öyle de olsa tehlike yok. Memur peşinde. Bence bavulun açılmış olduğunu hesaba katmadı bu. Öyle ya, durup dururken neden açsınlar diye düşünmüştür. Ben direnmeseydim onu gene de açmayacaktınız. Doğru söylüyor bey baba. Her şeyde bir hayır vardır derler. Açtırdığı için diye mi bir saattir karakollarda sürünüyoruz? Amme davası bu hanım anne. Polise yardım etmek herkesin görevidir. Kaçmak olmaz öyle şeyden. Onu sen kendine söyle. Ya bizim canımız yok mu yani? Sabah sabah suratımı bile yıkamaya bırakmadılar. Ensileyip getirdiler buraya. Bir yemiş içmişliğimiz olsa bari. Suç işlesem yüreğim gam yemezdi. Sabıkalısın da ondan. Ayıp ettin. Sen sabıkalı mısın da bu işler geldi başına? Yeğit Şükret de herif tıpış tıpış hayale geliyor buraya. Yoksa halin dumandı yani. Bu işin soruşturması sürerdi en azından 6 ay. İhtiyar mihtiyar dinlemez, atarlardı içeri, anlıyor musun? Bir yılda mahkemesi. Etti mi 1,5 yıl? Hani o da sonunda beraat edip paçayı kurtarabilirsen tabii. Ama şom ağızlı sen de. O şerif de daha gelmiş değil ya. Şu kapıdan içeri girmedikçe inanmam bu işe ben. Bakarsın rotayı değiştiriverir yolda. Değiştirmezse yani şaşarım zaten. İstediği kadar değiştirsin. Peşinde memur var. Kapana girdi demektir. O kadar da ümitlenme.
benim bavulum bu değil derse ayıklarsın pirinci taşını gene. Ne kadar da iyi biliyorsun bu yolları maşallah. Biliriz. Az buçuk tahsilimiz var. İnkar eder mi dersin bey? Korkma. Polis konuşturmasını bilir onu. Yeter ki şu kapıdan içeri girsin. Ay, gelmesi de lazımdı. Gecikti. İskelene kadarcık yer ki ayol. Ancak. Pes derim böylesine imanım hakkı için. Eğer kendi ayağıyla gelirse öksüye bu kadar kolay yapışan serçede görülmemiş derim. Suratına şöyle bir okkalıca tükürmek boynumun borcu olsun acemi çaylağın. Bızdıktan şüpheleniniz ya. Bızdık böyle tava gelir miydi be? Yuh olsun Erbağan'a. Ay kalbim nasıl çarpıyor bey. Hiç katil görmemiştim şimdiye kadar. Ne kadar da masum yüzlü görünüyordu. Sana göre herkes masum yüzlüdür. Ben şüphelenmiştim ne dersen de. Yakalandığını anlayınca ne yapar dersin. Sakın bize bir kötülük etmesin bey. Polisin elindeyken ne yapabilir ki canım? Ah, nereden geldi bu dert başımıza bilmem ki. Bize göre işler mi bunlar? Artık düşünme bunu. Üzülecek bir şey yok. Az sonra çıkıp gideceğiz buradan. Adam ele geçmeseydi zorluk çekerdik belki. Ay vallahi çıkar çıkmaz. İlk işin fukaraya sadaka vermek olsun. Bak elimi tut Allah'ını seversen buz gibi. Sinirlerin iyice bozulmuş senin. Senin bozulmadı mı sanki? Titriyorsun. Adam öldürmüş birini böyle beklemek kolay mı? Az sonra hemen şuracıkta olacak. Kim bilir nasıl yiyecek kimi bakacak bize. Düşünme dedik ya sana. Kendini şu zavallı gencin yerine koy bir kere. Ne durumda baksana. Sus pek perişan zavallı. Dur konuşma. Bir gelen var. Girin. Sen misin Ömer? Benim başkomiserim. Bu da ne demek? Yalnız mısın? Yalnızım. Peki bavulunu arayan adam nerede? Demin buraya mı telefon etti o? Evet. Tahmin etmiştim. Hemen gelip bavulunu alacağını söyledi. Evet ama ne yazık ki gelemeyecek. Gelmeyecek mi? Kaçtı mı yoksa? Hayır başkomiserim. Çok kötü bir şey oldu. Kazayı duymadınız değil mi? Ne kazası? O kadar ani oldu ki hemen duyamazdınız zaten. Hadi anlat çabuk. Telefonu kapatır kapatmaz öyle bir fırladı ki kulübeden. Belliydi ki buraya geliyordu. Evet. Tam karşı kaldırıma geçmek üzereydi ben de arkasından. O sırada soldan süratle bir kamyon çıktı. Ondan kurtulayım derken sağdan gelen bir taksinin altına giriverdiğini gördük. Ne diyorsun? Şu işe bak sen. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oldu. Öldü mü yoksa? Hayır ama ağır yaralıydı. İlk yardıma kaldırıldı hemen. Peki ama sen neden buradasın? Beraber gitmedin mi? Trafik polisi yanında. Durumu anlattım orada. Ha, saçma. Ben sana peşinden ayrılma demedim mi? Size durumu anlatmak için geldim başkomiserim. Hem bence o kadar sıkı tedbir almaya falan da lüzum kalmadı artık. Ne demek yani? Arabanın altından çıkardığımız yaralı bir erkek değil, erkek kılığına girmiş bir kadındı başkomiserim. Ne diyorsun? Fört şapkanın altından uzun sarı saçları dökülüvermişti. Şu dalgaya bak sen ya. İşte şu resimdeki kadının ta kendisiydi. Karım! Tanınmamak için bu kulağa girdi deme. Evet, izini kaybetmek için. Elinde postaneye atılmak üzere hazırladığı anlaşılan bir zarf vardı. Kaza esnasında yere düşmüştü. Aldın mı? Evet, işte bu. Karımın yazısı. Size yazılmış ben. Oku bakalım. Bu mektup eline geçtiği zaman çok uzaklarda olacağım. Artık beni boşuna aramaya kalkma. Hiçbir zaman bulamayacaksın. Şunu hemen söyleyeyim ki senden nefret etmiyorum. Fakat sana olan sevgimin izzeti nefsimi yenmesine izin veremeyeceğimi bilirsin. Beni düşünme artık. Mutlu olmanı dilerim. Sen de bana şans dile. Ebediyen hoşça kal. Ah yavrum. Karımın katiliyim ben. Karımın katiliyim. Sizin yerinizde olsam hemen hastaneye koşardım. Hastaneye mi? Peki ama ya öldü derlerse? Hayır. Biraz daha umutla yaşayayım. Bırakın. Karın öldü demelerini istemiyorum. Yalvarırım söyleyin. Henüz ölmemişti değil mi? Hayır. Arabaya koyarken yaşıyordu. Acaba soramaz mıyız? Ya da... Hayır. Sormayın daha iyi. Ya öldü derlerse... İkinci bölge karakolu başkomiser Necdet. İlk yardım mı? Evet. Biliyorum. Yaralıyı getirdiler mi oraya? Soruşturma için memur mu? Peki, şimdi gönderiyorum. Acaba hastanın durumu nasıl? Öyle mi? Ya, çok teşekkür ederim. Ne dediler? Karınızın sağ kolu iki yerinden kırılmış, başka önemli bir şey yok. Sahibi söylüyorsunuz. Ya, demek yaşıyor. Hadi gidin hastaneye, belki size ihtiyacı vardır. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok şükür Tanrı'ya. Yüreğim ağzıma gelecekti neredeyse. İmanım hakkı için benim de öyle. Canına yandığımın işi be. Artık serbestsiniz.
Sizi alıkoyduğum için özür dilerim. Zararı yok evladım, zararı yok. Hafiflemiş gibiyim vallahi. Allah sizden razı olsun. Sizden de, sizden de. Gidelim artık bey. Gidelim hanım, gidelim. Allah emirler versin komiser bey abi. Hoşça kal. Kusura bakma. Doğrusu alengirli bir gün geçirdik. Ama dinim hakkı için helal olsun sana. Güle güle, güle güle. Hadi. Hoşça kalın komiser bey evladım. Güle güle, güle güle. Al bu dosyayı kaldır buradan. Artık işi bitti sanırım. Baş üstüne bir. Böyle kapanmasına sevindim. Her zaman söylerim ya. Şu kayıp olaylarından hoşlanmıyorum ve selam. Önüme böyle bir dosya geldi mi bir sıkıntı çöküyor içime nedense. Haklısınız. Benden de alın o kadar. Başkomiserim, burada kahvaltınız var sizin. Ha, öyle ya, unutmuşum. Kuzum, dışarıya gidiyorsan kahveciye söyle de bir çay getirsin bana. Oh. Kaybolan Bavul adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu. Mikrofona koyan Selahattin Küçük. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Kadın Adile Naşit, erkek Müfit Kiper, komiser İbrahim Delideniz, odacı Hikmet Eldek, Esat Kayhan Yıldızoğlu, Affan Metin Çoban, İpsiz Gazanfer Özcan, Ömer Afif Yesari, Koca Fuat İşan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.